Özbekistan'dan aldık bilgileri. Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan Başsavcısından önemli bir açıklama var. 700 milyar tengeden fazla bir varlığın yurt dışından ülkeye geri getirildiğini açıkladı başsavcı. Ayrıntıları neler peki? Onu da bize Caner Salıbay aktaracak Astana'dan. Evet Coşkun Özen, bugün Kazakistan Başsavcılığında ekonomik kaynakların yasa dışı yoğunlaşmasına karşı bakanlıklar arası komisyonun toplantısı yapıldı ve Kazakistan Başsavcısı Berik Asilov önemli açıklamalarda bulundu. Asilov hükümetin ortak çabalarıyla bugüne kadar 575 milyon dolar dahil olmak üzere 760 milyar tengenin yurt dışında yasa dışı çıkarılan paraların geri iade edildiğini açıkladı. Başsavcı varlıkların Liechtenstein, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong gibi ülkelerden geri iade edildiğini açıkladı. Ayrıca bu fonların bir kısmının daha önce hapis cezasına çarptırılan Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Karat Satıbaldı'ya ait olduğunu açıkladı. Daha önce Karat Satıbaldı'ya karşı açılan ceza davası kapsamında Kazakistan'a 230 milyar değerindeki özel mücadele afiyetler geri iade edilmişti. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamalara şu anda farklı ülkelere 100'den fazla adli yardım talebinin gönderildiği de belirtildi. Ülkede geçen yıl kurulan bakanlıklar arası komisyon Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in talimatıyla kuruldu ve yurt dışında yasa dışı çekilen paraların ülkeye geri iade edilmesi konusunda da çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Öte yandan başkent Astana Makine Mühendisliği Forumu'na ev sahipliği yaptı. Kazakistan Başbakanı Alihan Smayılov da katılım sağladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan son 4 ayda makine mühendisliğindeki artış %36 olduğunu belirtti ve makine yapımının geliştirilmesi için özel bir planın hazırladığına dikkat çekti. Başbakan tarafından yapılan açıklamada geçen yıl yapılan makine mühendisliği üreticilerinin forumu sırasında stratejik bir planın hazırlanacağı belirtilmişti. Bu plan kapsamında şimdi bilginin hazır olduğu ve kamuoyuna sunulduğu da açıklandı. Smayılov yabancı işletmelerde çalışanların staj yapma konusunda da çalışanlar için özel bir projenin hazır olduğunu da açıkladı. Başbakan'a göre mühendislik endüstrisi iyi gelişme hızını gösteriyor. Geçen yıl üretimdeki artış %9,4 oldu ve bu yılın 4 ayında da %36 artış gösterdi. Öte yandan Kazakistan Meclisi ülkenin trafik düzenlemesine ilişkin yasada bazı değişiklikler yaptı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve yasa değişiklikleri kapsamında elektrikli skuterin bir araç olarak sayıldığı açıklandı. Söz konusu araçlara vatandaşlar kaldırım ve yol kenarlarında saatte 6 kilometre hızı aşmayacak şekilde ilerleyebilecek. Aynı zamanda trafikte elektrikli skuter kullanmak isteyenler için ehliyet şartı da getirildi. Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetjanov konuyla ilgili yaptığı açıklamada yılbaşından bu yana elektrikli skuterlerin karıştığı 44 trafik kazasından meydana geldi ve bu olaylar sonrası söz konusu değişikliklerin yasaya getirildiğini belirtti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Caner Salıbay'dan aldık bilgileri. Aslında pek çok dünyada pek çok ülkede skuterler yasaklanıyor. Astana'da işte serbest bırakılması, trafikte araç sayılması önemli bir gelişme tabii. Bakalım ileride ne olur.